Hoş olmayan şeyler de söyleniyor. Sayın İnce'yi dinliyorum ben, takip de ediyorum. Yanındaki insanları da takip ediyorum. Ve bu kategoride bence yapılması gereken hiç kimsenin artık birbirine kırıcı söz söylemeden artık olan oldu deyip yoluna devam etmesi gerekiyor. Görmemezlikten gelmesi gerekiyor birbirini Ve bu süreci bu şekilde devam, et, devam ettirmesi gerekiyor. Ben de Muharrem İnce'nin seçim yaklaştıkça kendisinin çok büyük bir oyalamadıktan sonra geri döneceği umudunu taşıyorum öyle o arada söyleyeyim. Murat işte dedim ya bir televizyon kanalında Haber Türk'te bir taraftan şöyle demiş. Ya. İki partiyle ittifak öneriyorum. CHP, İyi Parti ve Memleket Partisi ittifak yapsın ifadesini kullanmış. Tabii bu cümleden sonra benim de aklıma hemen 3 gün önceki Meral Akşener İyi Parti lideri açıklaması geliyor. O da demişti ki Muharrem İnce ile ilgili olarak tabii ki hakkıdır. Cumhurbaşkanı adayı olabilir ama sonraki cümleler önemli. Ee, şöyle diyor. Millet ittifakı genişleyecekse onun yer almasını isterim. Benim bu konu hakkında bir şey söyleme hakkım yok. Ee, İnce'nin duruşuna saygı duyularak bir yan yana gelişin sağlanması gerekiyor. Şimdi ben bu iki ya. açıklamadan sonra tabii Turhan Çömez'e dönmeliyim bu noktada herhalde. Bence orada ben de şöyle bir ha, ek olarak evet. hemen söyleyeyim. Şimdi... Altılı masa diye tabir ettiğimiz millet ittifakını oluşturan partilerin liderleri e, bu konuda tabii ki açıklama yaparken mecburen bir genel başkan hayır aday olmasın o da bizi desteklesin tarzında bir açıklama yapamaz. Usulen de böyle bir şey yapamaz. Yani Esastan söyleyecekleri farklıdır ama usulen hı hı. bunu beyan edemez. Ki hele ki e, ulusal sesleniş yaptığı bir televizyon programında bunu söylemesi e, etik olarak da doğru olmaz. Ama pa partinin içerisinde bir kişinin de bu tür ittifaka katılmak isteyen veya da bu sürece dahil olması istenilen kişilerin de e, iletişim kurabileceği bir kanalın olması gerekiyor. Meral Akşener de bence onu hazırlamaya çalışıyor. Yani diğer partilerle Muharrem İnce görüşemez ama en azından benimle görüşebileceği bir iletişim alanı bırakayım diye e, bence hmm. bunu yapıyor. Tabii siz nasıl Öyle mi bilmiyorum ama. Öyle mi olacak? Şöyle ben dilerseniz birkaç dakikalığında siyasi kimliğimi bir kenara bırakıp Bırakın. doktor olarak konuşayım. Muharrem Bey benim çok eski bir arkadaşım. Biz 5 yıl beraber parlamentoda çalıştık. Eşibalı kesirlidir. Yakın bir hukukumuz var. Zaman zaman da görüşürüz. Geçtiğimiz günlerde ben Yalova'da bir siyasi toplantı için gittiğimde ziyaretimize de geldi. Ben kişisel olarak açıkça bir çağrıda bulunmak istiyorum kendisine. Evet siyaset iddia işidir ama siyaset aynı zamanda bir rasyonelite işidir gerçeği okuyabilme ve görebilme işidir ve Türkiye tarihi bir dönemeşten geçiyor herkesin çok önemli sorumlulukları var siyasilerin sorumlulukları daha ağır Dolayısıyla buna göre hareket etmesini kendisinden talep ediyorum eski bir arkadaşı olarak kendisini seven biri olarak Tabii ki hakkıdır ama bugün bu sorumlulukları hareket etmesini talep ediyorum ve kendisine seçim gecesi cep telefonuna sonuçlar açıklandığı zaman bir mesaj yazacağım ve adam kaybetti diyeceğim. Dolayısıyla şimdiden kendisine bunun mesajını vereyim. Tarihi bir dönemeçteyiz. Bakın burada burada bir mentalite savaşı var. AKP kültürüyle onun karşısında duran demokrasi insan hakları özgürlük e, laik e, Türkiye Cumhuriyeti değerlerini savunan ve e, toplumun tamamını kucaklayan, herkesin mutluluğunu hedefleyen, herkesin güvenini, huzurunu hedefleyen bir siyasal kültürden bahsediyoruz. Ve önümüzdeki dönemeç, köprüden önce son çıkış çok tarihi bir süreçteyiz ve bu seçimlerde bizim evlatlarımızın geleceği oylanacak. Burada parti kimliği şüphesiz önemli ama Türkiye'nin istikbali çok daha önemli. Ve e, her ne kadar Sayın Akşener'in e, o yaşanan dönemdeki, türbülanslı havadaki e, duruşu ve tavrı kimi kesimler tarafından eleştirilse de bugün haklı olduğu ortaya çıktı. Bakın yine oraya atıf yapacağım. Sayın Akşener e, o altılı masa sürecinde e, ilkeler e, bazlı hareket etti. Ve temel duruşu kazanacak bir aday olsun... İlk turda kazanılsın, ortak aday çıksın ve biz bu tek adam rejiminden kurtulalım. Bu süreci başarıyla e, demokratik e, bir parlamenter rejime taşıyalım. Bütün amacı buydu, bütün çabası buydu. Çok yargılandı, çok sorgulandı, çok eleştirildi. Ama bugün gelinen noktada Sayın Akşener'in haklı olduğu ortaya çıktı. Kazanacak aday iddiasını adayı kazandıracak hale gelen formülle Sayın Akşener süsledi, koordine etti, organize etti... Daha yolun başında zaten yani güçlü bir parti olmasına rağmen aday olmayacağım dedi. Feragat etti. Bu bir duruştur. Bugün ben bütün siyasi partilere aynı çağrıyı yapıyorum buradan. Özellikle sevgili arkadaşım Muharrem Bey'e de bu çağrıyı yapıyorum. Tarihi bir sorumluluktur bu. Her halükarda ben adayımızın Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını biliyorum. Elimizdeki veriler bunu destekliyor ama bu süreçte gereksiz spekülasyonlara gerek yok en güçlü şekilde en kudretli şekilde bu tek adam rejiminden bu ucube sistemden 21 yıldır Türkiye'ye ağır bedeller ödeten bu anlayıştan Türkiye'nin kurtulması lazım. Hepimiz yorulduk. Siz gazeteci olarak yoruldunuz, biz siyasetçi olarak yorulduk. Herkes öyle ya da böyle bedeller ödedi. Siz ağır bedeller ödediniz. Hepimiz bir şekilde bedel ödedik. Ama Türkiye'nin artık nefes almaya ihtiyacı var. İnsanların birbirine güvenle bakmaya, sarılmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Artık hakikaten demokrasinin kurum ve kurallarının işler hale geldiği bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Hukuk düzenine bir güvene ihtiyacımız var. İnsanlar mahkemeye gittiklerinde acaba başımıza ne gelir? Kaygısı taşımadan o mahkemeden çıkacakları bir atmosfere ihtiyacımız var. Ve artık çalınmayan, çırpılmayan, Türkiye'nin istikbalinin heba edilmediği bir demokratik, ahlaki düzene ihtiyacımız var. Onun için buradayız. Ama ben yine de Murat Arel'in sorusunu bir e, tekrarlayacağım size. Çünkü hem İnce'nin İyi Parti ve CHP ile bir, e, bir memleket partisinin ittifak yapsın önerisi var bu akşam yaptığı. Hem de Sayın Akşener'in İnce'nin duruşuna saygı duyularak bir yan yana gelişin sağlanması gerekiyor. Murat Are de diyor ki acaba Meral Akşener üzerinden onun aracılığıyla e, muhalefetince bu işbirliğine dahil edilebilir mi? Ben bu beklentiye saygı duyuyorum. <laughs> Sayın Akşener ve İyi Parti aslında Türkiye'deki bütün krizleri, bütün sorunları çözen, bedel ödeyen ama Türkiye için doğru işleri yapan bir parti kimliğinde. Bu beklenti de beni gerçekten çok mutlu etti. Çözüm partisi olarak görülen İyi Parti. Beni bu bakışınız mutlu etti. Tabii ki Sayın Akşener e, bir koalisyon kültüründen geliyor yönetmiş bakanlık yapmış e, önemli bir devlet deneyimi var önemli bir siyasi deneyimi var ve e, bu koalisyon kültürünü yönetebilmiş bir birikimle altılı masayı bir arada bence bu kişisel görüşüm ve iddia ile söylüyorum son krizi çok başarılı bir şekilde yöneterek e, daha güçlü bir şekilde yola devam etmemizi sağladı o bakımdan tabii ki bu misyonu da üstlenir yani birçok misyonu üstlendi kendisi bunu da üstlenir e, belki Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şeyi yapar ben açıkçası bireysel olarak e, böyle Böyle bir birlikteliği kılıçlar Kılıçdaroğlu'ndan gelecek bu birlikteliği desteklerim sonuna kadar. E, Sayın İnce'nin de olumlu bakacağını ümit ediyorum. E, sonuçta siyaset e, rasyonelliği gerektiriyor. E, ama e, böyle bir misyon e, Sayın Akşener'e bunca sorumluluğun üstüne yüklenecekse ona da Sayın Akşener hayır demeyecektir herhalde. ya Bu dönem çok zor dönem. Öyle. <laughs> Gerçekten çok zor dönem. Yurttaşlarla e, sohbet etme imkanını yakaladığınız anda... Onların içerisinden geçen tedirginliği çok net anlıyorsunuz. Ve inanın artık herkes yılmış durumda, yıkılmış durumda ve umutsuzluk yaşamak istemiyorlar artık. Yarınını hesaplayabilme gayesindeler. Başka istekler yok aslında. İnsan gibi yaşamak istiyor herkes. Ve ne yazık ki bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Her türlü e, siyasi partilere inancını kaybetmiş bir yurttaş olarak söylüyorum ben. E, bütün herkesin ne yazık ki güvendiği son liman yine siyaset mekanizması partiler. Ve diyor ki biz... Yıllardır bize söylenen her şeyi yaptık. Her şeyi yaptık. Sandıkta bekleyin dedik, sandıkta bekledik. Bize oy verin dediniz, gittik oy verdik. Ki dünyanın birçok ülkesindeki ortalamaların çok üstündedir Türkiye'de katılım. Doğru. Doğru. İngiltere'nin çok üstünde mesela. Çok üstünde. Tabii. Ee, bize sandığa sahip çıkın dediniz, ona da sahip çıktık. Oylarınıza sahip çıkın, ona da sahip çıktık. Vergi verin dediniz, vergi de veriyoruz. Bize şunu yapın, bunu yapın, her şeyi yerle, yerine getirdik. Bizi temsil eden partilerimizden de istediğimiz... Artık böylesi bir umut yakalanmışken bir araya gelmeniz. İsme bakmıyor yurttaş. Ve birinin e, bu birlikteliğe zarar verecek e, düşüncesini dahi taşıdıklarında çok fazla hırçınlaşıyorlar. Haklı olarak. Çok da haklılar. Haklı olarak. Çünkü gerçekten emekli bir insanla konuştuğunuzda yarın emekli maaşıyla ki 3 kuruşluk emekli maaşı asgari ücretten daha aşağı aldıkları emekli maaşıyla nasıl ev bulabilirim ya da nasıl et alabilirim derdinde geçmiş yıllara baktığınız zaman yüzde 80 oranında et alamayan insanlar yaşıyor artık bu ülkede. Et alamayan. Bırakın siz evi arabayı. Et alamayan insanlardan bahsediyoruz. Asgari ücretin Açlık sınırının altında, neredeyse altında olduğu bir ülkeden bahsediyoruz biz. Yarını planlayamıyor insanlar. Gençler yarınına umutla bakamıyorlar. Kendi yaş, yaşıtlarıyla karşılaştırdıkları zaman nasıl bir girdabın içerisinde olduklarını görüyorlar. Ve dolayısıyla da bir tepki mekanizması oluşuyor. E, ve bu tepki mekanizması da bugün Muharrem İnce oluyor, yarın Kemal Kılıçdaroğlu oluyor, yarın başka biri oluyor. Yapılan bir hatada o tepki yıkıcı anlamda da değil. Hayır kardeşim yapamazsın bunu diyor ve geri çekiyor seni. Bir noktaya Çok geri haklı getiriyor. ve demokratik bir tepki. Adem sokakta o sonraki gösterilen tepki de sizin de Bu beklentiyi, bu umudu, bu hayali, bu arzuyu her kim... Örselerse ve engellerse kişisel faturasını renfaat, ödeyecek. Kişisel kişisel evet, ego evet, uğruna, evet, halkın bu taşıdığı evet. umudu ve inancı her kim ki şahsi ikbali üzerine kullanırsa ve küçücük sorunlardan büyük problemler çıkarma derdine düşerse bu millet unutmaz. Bu millet hesabını sorar ve inanın ki Türk milletinin ferasetine ve adaletine güvenin. Geçmiş yıllardan itibaren bütün partilere gerektiği şekilde gerek baraj altında bırakmıştır, gerekse davranışlarıyla, seçmen davranışıyla onlara hak ettiği değeri vermiştir. Nitekim bu seçimde de aynısını olacaktır. Ve ben inanıyorum ki bu ülkenin aydınlık yarınlarına olan inancı yine Türk milletinin feraseti kurtaracaktır. Ama bunu kötü niyetle kullanacak olan herkesin de ne yazık ki seçimlerden sonra hak ettiği yerde olması